Tekrar birlikteyiz. Bu arada Can Atalay'dan bir mesaj var. Sosyal medyası Can Atalay 1'den bir mesaj yayınladı. Onu sizlerle paylaşacağım. Uzun bir mesaj. Şunu diyor. Yurttaşlar, bu da oldu, bunu da yaptılar. Anayasanın açık, hiçbir kuşkuya yer bırakmayan hükümlerine karşın seçilmiş Hatay Milletvekilliği'nin milletvekilliğini düşürdüler. Hukuk tanımazlığın, kuralsızlaşmanın bu boyutlara gelmesiyle yine de şaşırıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu suça ortak edilmesine onun adına üzülüyorum. Kimin hangi hakkı, hangi yetkiyi nasıl kullanacağının öngörülemediği, kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Türkiye bu kuralsızlık, hukuksuzluk deli gömleğine sığmayacak. Türkiye bu kuralsızlık hukuksuzluk deli gömleğine sığmayacak. Hep birlikte göreceğiz. Peki onlar bitti dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla. Ülkeme, Hatay halkına, yıkılmış bir kentin ortasında oy kullanan insanlara karşı borçluyum. Zor koşullarda olsa da olanaklarımız çok sınırlı olsa da başta Hatay ve deprem bölgesi olmak üzere halkımızın emeği ile geçinen yurttaşlarımızın meramına tercüman olmaya çalışacağım. Eksik ve gediklerinin, gediklerimin sorumlusu özgürlüğümü engelleyenlerdir. Başta Hataylılar olmak üzere tüm yurttaşlarımın durumu açık, açıklıkla gördüğüne inanıyorum. Tam bir hafta sonra 6 Şubat. Yarından itibaren ana gündemimiz budur. Uygulamaya bulaşmak istemeyenler, kendini dışında tutmak isteyenler varmış. Uygulamayı bir arayış olarak takdim edenler varmış. Milletvekillerinin haklarını korumaktan birinci derecede sorumlu olan Türkiye Büyük Millet, Baş Millet Meclisi Başkanı yurt dışına gitmiş başka biçimde takdim etseler de, başka yere baksalar da, başka yere gitseler de, imzaları olmasa da tarihe anayasanın askıya alınmasına ortak olanlar olarak geçecek. Saygılarımla yurttaşlarıma duyuruyorum. Şerafettin Can Atalay seçilmiş Hatay milletvekili. Nokta. Bitti geldik. Bizden sonra ne var? Bizden sonra nokta atışı var. İpek Özbey'in programı izleyebilirsiniz. Yarın karşınızda olacağız. Türkiye'deki ve dünyadaki haberlerle ve konuşacağız da. Saygı ve sevgiyle kalınız.